Merhaba arkadaşlar, Evde Akvaryum Hobi kanalından herkese selamlar, sevgiler. Arkadaşlar bugün ciklet balıklarımız için vitamin takviyesini yapalım dedik biraz. Şöyle göstereyim, Bimex'in ampul olarak vitaminini aldık. Bir de D vitamini aldık arkadaşlar. Bunları şunu kaldıralım, bu şu an için lazım değil. Şimdi bu ikisinden balıklarımızın vermiş olduğumuz yemlerini enjekte edeceğiz. Aynı zamanda arkadaşlar sarımsak suyu çıkardım. Bunu da karıştıracağım. Hani balıklar için güzel bir bağışıklığı güçlendirmeyi amaçlıyorum. Vitamin takviyesi olsun. Arada bir böyle şeyler yapmak gerekiyor. Sizlerin de bazen arkadaşlardan soranlar oluyor. Nasıl yaparız diye. Birazcık araştırdık. Yani şimdi vitamin konusunda daha farklı çeşitli vitaminlerde ekleyenler de var, yok değil. Hani o kadar fazla çeşidi karıştırmaya da ihtiyaç var mı açıkçası çok da bilmiyorum. Hani yanlış da o yüzden yönlendirmek istemiyorum. Ama bu tarz işlemlerde arkadaşlar genelde granül yemler daha çok tercih ediliyor. Şimdi Reflowers'ın ciklet yemi var. Granül yem olarak onu tercih ettim arkadaşlar. Pul yem aslında çok tercih edilmiyor ama süprenin içeriğinden dolayı Tropical'in Super Forte %36 süprenin içerikli pul yeminden de karıştıracağım ben arkadaşlar. Bunu dediğim gibi iki çeşit yemim artı sarımsak suyum artı vitaminlerimizi karıştıracağız. Ciklet balıklarımıza, trapeuslarımıza vereceğiz. Bunda aslında şöyle göstereyim. Reflowers'ın Ciklet Trace diye bir sıvı su düzenleyici gibi sıvı katkısı var. Arkadaşlar bu üremeyi ve renklendirmeyi artırıyor ciklet balıklarında. Şimdi bunu direkt bunun içine karıştıran arkadaşlar da var. Ama bunu da şöyle söylemiş olayım. Bu normalde hani düzenli olarak kullanabileceğiniz bir katkı maddesi. Akvaryumun içerisine direkt karıştırmak gerekiyor bunu. Direkt balıkların yemine karıştırmaya bilmiyorum. Ben gerek duymuyorum. Eğer vermek isterseniz hani yemin içine karıştıranlar da var. Ama dediğim gibi asıl olanı akvaryumun içerisine direkt dökülmesidir. Bunu da yine kullanım talimatları, ölçüleri üzerinde yazılı. Ben şimdi bundan kullanmayacağım. Hani üremeyle ilgili veya renklerimle ilgili bir problemim yok. Şimdi dediğim gibi bundan kullanmayacağım. Şu an sadece C vitamini, D vitamini takviyesi ve sarımsak takviyesi yapıp balıklarımızı bağışıklığını güçlendireceğiz inşallah. Şimdi arkadaşlar nasıl yapalım? Önce şöyle sarımsaklı yemimizin içine granül yemimizi dökelim. Bunu şöyle hafiften bir karıştıralım. Şimdi bu videonun peşine arkadaşlar bir video daha çekeceğim. Onda da dana yüreği yemi yapacağız birlikte. Melek balıkları için dana yüreğinden yem yapacağız. Şimdi şu ampulün yarısını ben buna kullanacağım. Diğer yarısını, yani bu kutusunda tek bir taneymiş. Orada ben aslında bunu direkt melek balıkları için almıştım ama yapmışken bari trapeuslarımız için de masvalarımız için de bir takviye yapalım istedim. Mecburen şimdi bunu kutusundan bir tane tek çıktığı için yarısını trapeusların bu yeminde kullanacağım. Diğer yarısını da dana yüreğine karıştıracağım arkadaşlar. Peş peşe bu şekilde iki ayrı video çekeceğim. Dana yüreğini de bundan sonraki videoda izleyebilirsiniz. Şimdi bu yem tabii şu anda birazcık ufalasaymışız daha iyiymiş. Şu anda daha önce ben de yapmadım. İlk defa yapıyorum arkadaşlar. Bu yüzden pul yemi hani çok tercih etmiyorlar. Demek ki bundan dolayı tercih etmiyorlar ama bence çok problem değil. Sadece birazcık ufalamanız lazım öncesinde. Ufalanırsa daha kolay olacaktır diye tahmin ediyorum. Şu an mesela sarımsak suyunu gayet güzel bir şekilde emdi. Şimdi Bimex ampulümüzü arkadaşlar bunu şu şekilde vurup suyun tamamen altına düşmesini sağlıyorsunuz. Şu üst tarafında çizgileri var zaten. Şuradan şöyle yapınca kırılması lazım. Bakayım tekerle. Kırdım. Parmağımı da batırdım. Kestim. Şöyle camlarımızı çıkartalım. Evet. Demek oluyor ki arkadaşlar dikkat edeceksiniz. Özellikle yemin içine cam kırıklarını düşürmeyin.
Tek elle yapmayın. Bir tane serpak alabilir miyim? Tek elle yapmak. Şimdi elim kirlendi diye ben tek elle yapayım dedim ama tek elle yapmak iyi bir şey değilmiş. İki elle yapsaydık aslında kazaya sebebiyet vermezdik. Neyse problem yok. Bizim için de daha iyi oldu. En azından sizler daha çok dikkat edersiniz. Bizim yaptığımız hatayı siz yapmayın arkadaşlar. Biz burada tecrübe ediyoruz, size gösteriyoruz. Tecrübelerimizden istifade edin. Aynı hatalara sizler düşmeyin. Şimdi onlar kalsın. Şimdi şunu birazcık karıştıralım. Evet, valla güzel bir karışım oldu. Hatta biraz daha yem mi eklesek, çünkü sulu oldu bile diyebilirim. D vitaminini bana ver. Bunu açarız ya. Evet bak, bu aşağıdaydı. Bunu böyle tek elle açabiliyorsun. Açma. Tamam, o zaman teknik destekten yardım alalım arkadaşlar. Evet, iki elle daha rahat açılıyor. Tek elle de aslında şöyle bastırınca açılıyordu bunlar ama şırıngaya ihtiyacım yok. Eşim sağ olsun yarısını kullanacağım diye şırınga getirmiş. Ama zaten birdenbire dökülmüyor. Şöyle yavaş dökülüyor. Yavaş. Ha, bayağı katı bir şeymiş. Katı değil. Ampulden dolayı. Evet, bu kadarcık yeterli. Bu dursun. 2 dakika sonra bunu da şimdi diğer tarifimizde kullanacağız. Şimdi arkadaşlar, çikletlerimiz için, yani bu tarz yemleri çok fazla yapıp da bekletmeyin. Hani şişe açıldıktan sonra, çünkü vitamin değerini uzun süre saklamıyor. En kısa sürede tüketileceğiniz kadar da hani yapın. Direkt bir şişeyi bir öğünde vereceğiniz yemin içine karıştırın. Eğer balık sayınız çok azsa hani iki seferlik yapabilirsiniz ama yani dediğim gibi bekledikçe vitamini değeri zayıflayacaktır. Olabildiğince en kısa sürede balıklarınıza verip tüketerek vitamin değerini maksimum seviyede balıklarımıza vermemiz lazım. Şu an için bu karışımımız hazır arkadaşlar. Gayet güzel bir karışım oldu. Şöyle hani kalıp halinde kalkıyor. Gayet güzel. Bunu hemen verelim mi demeyeyim. Birazcık bir 5-10 dakika bekletelim. 5 dakika çok mu olur ya? Yani aslında bekletip emmesini bekleyebiliriz. Evet arkadaşlar, birazcık çekmesin diye bekledim. Hani suya atınca direkt suya salmasın. Yemin içinde birazcık emsin. Bir 5 dakika sonra balıklarımıza vereceğim. Sizinle birlikte devam edeceğiz yine. Evet arkadaşlar, masmalarımızın yemi şu an gayet güzel çekmiş. Tam istediğim kıvama kavuştu. Bu arada pul yemi ve granül yemi ikisini bir arada kullanmayı ben beğendim. Gerçekten tavsiye ederim. Şimdi balıklara verirken de eğer dağılmazsa gayet güzel. Şöyle birazcık tane tane dağılmasını ben sağlayacağım. Şimdi tek bir balığa çok fazla gitmesin diye. Bakın hemen geldiler. Yakınlaşabiliyor muyuz? Görünüyor mu? Oh maşallah. Savaş çıktı içeride. Yani bir kaşık dolusu kadar verdim. Evet, pul yem suyu birazcık bozuyormuş. Şu an onu görmüş olduk. Toz tanecikleri gibi dağıtıyor. Ama problem değil. İştahla yiyorlar. O yüzden sorun yok arkadaşlar. Bir güzel bunu temizlerler şimdi. Biz bunu üst tarafa geçelim. Buraya da verelim. Aslında demek ki çok dağıtmadan direkt bütün olarak vereceğiz. En azından çok fazla full yem dağılmamış olacak.
Şifa olsun inşallah balıklarımıza. Bu arada ağzı dolu olan balığımız vardı. O arkadaş ağzının dolu olduğunu unutup yem yemeye başladı galiba. Nerede o? Evet, buradaki arkadaş. Bu balığımızın ağzı dolu. Maşallah, subhanallah diyelim. Bakın yeme geliyor, ağız vuruyor ama ağzına alamıyor yemi. Bir iki gün içinde ağzını doldurdu. Şu an ağzı dolu. Nefsiyle mücadele veriyor. Ufak ufak didiklemeye çalışıyor ama sıkıntı yok. Evet, birer kaşık yem fazlasıyla yetiyor. Çünkü bir kaşıkta yani çok fazla granül yem bir araya yapışıyor. Yapış yapış olduğu için. Şimdi bu geri kalanını da diğer balıklarımıza vereceğiz arkadaşlar. İnşallah balıklarımız iç parazit, blot gibi böyle hastalıklara yakalanmadan sağlıcakla gelişimlerini göstermeye devam edecekler. Bu videomuzu burada sonlandıralım. Ara ara bu şekilde C vitamini desteği, D vitamini desteği, sarımsak desteği vermeniz lazım arkadaşlar. Balıkların, yani şöyle söyleyeyim, Danitçi'nin yemleri var. Şimdi onlar biraz daha sarımsak içerikli trofeoslar için ama onun haricinde eğer sarımsak içerikli veya da iç parazit hastalıklara karşı önlem alıcı, tedavi amaçlı katkı maddeleri bir şeyler kullanmıyorsanız eğer, bu şekilde kesinlikle vitamin, sarımsak arada bir verin. Hani hem hasta, yani balık bir kere hasta değilse formu iyi olacak. Otomatikmen üremeyi de tetiklemiş olacak. O açıdan da kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Şu an alttaki akvaryuma bir bakabilir miyiz? Bakın hani ufak kırıntılar, şu an granülden zaten eser kalmadı. Pul yemin kırıntıları var. Şu anda onları toplamaya çalışıyorlar. Hani yemi yememe gibi bir durum söz konusu değil. İştahla tüketiyorlar. O konudan içimiz rahat olsun arkadaşlar. Evet, burada videomuzu tamamlayalım. Videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi her daim bekliyorum. Sağlıcakla kalın. Sağlıklı hobiler dilerim. Görüşmek üzere.